Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salatü selam sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aline ve ashabının üzerine olsun. Derli ee, değerli dostlar bugün hem Mevlana Hazretleri'nin dar-ı bekaya irtihali'nin 750. yılını yad ederken Diğer taraftan işte arkadaşlarımızın programın serlevhası olarak belirledikleri gök kubbemiz Kudüs temasıyla birlikte hem Mevlana Hazretlerinin irtihalini şebi aruz olarak ifade edilen ol vakti yad edeceğiz. Hem de bir taraftan o mübareğin kendi irtihalini düğün gecesi olarak takdim ettiği bu vakitlerde yine şehadetle dünyadan dar bekaya irtihal eden Gazze'li Filistinli kardeşlerimize de yad etmiş olacağız. Tabii bunları yaparken ben Mevlana Hazretleri'nin mesnevisinden fihi mafihten, mecalisi sevadan vesair telifatından mülhem bir yol haritası çizmeye çalışacağım. Yani onun bize bırakmış olduğu, bizim bugünkü programda söylemiş olduğumuz Hikemi Mevlana diye aslında Hikemi Ataiye Ataullah İskenderi Hazretleri'nin İskenderullah İskenderi Hazretleri'nin onun eserinden mülhem bir şekilde biz de hikem Mevlana dedik. Hususen merhum Şefik Çayın Şefikcan'ın Cevahirül Mesnevi isimli eserinden bir takım seçtiklerimizi sizlerle paylaşmaya ve hem Mevlana Hazretleri'nin hikmetlerini hem de bu hikmetleri gündemimiz olan Filistin meselesiyle birlikte anlamaya, yad etmeye çalışacağız takriben bir 40 dakikalık vaktinizi istirham edeceğim. Ondan sonra inşallah Cenab-ı Hak vaktimizi bereketlendirsin diye huzurdan müsaade isteyeceğiz. Mevlana Hazretleri bugünkü konumuzla da bağlantılı olarak şöyle bir soru sorar. Adalet nedir der? Sonra cevap verir. Meyve ağaçlarına su vermektir. Zulüm nedir der? Ona da der ki diken sulamaktır der. Adalet meyve ağaçlarını sulamak, zulüm diken sulamaktır. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de devam eden bu saldırının sona ermesine dönük bir oylama yapıldı ve bu oylamada o bir tanesinin oyu tüm Birleşmiş Milletler'in oyuna karşı kabul edilerek Mevlana'nın diliyle diken sulanmaya devam etti. Yani insanların üzerine tonlarca bomba yağdırılması, çocukların gözyaşları içerisinde annesiz babasız kalması, sonra kendi bedenlerini de feda etmeleri, açlık, susuzluk gibi tüm bu zulümler, yani diken sulamak artık bu günlerde revaç bulan hadiselerden birisi haline geldi. Ama bütün bu hadiseler bizim kalbimizi ne yapar? Gönlümüzü ne hale getirir? Hangi halden hangi hale sokar? Acaba kalbimizdeki merhamet adlı çınar yeniden yeşillenir? Yeniden her tarafa dal budak salmaya başlar ve dünyanın tamamı bu merhamet çınarının altında gölgelenir miyim? İşte Mevlana Hazretleri Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ağlayın su yükselsin, belki kurtulur gemi ifadesinde telmih ettiği ağlamaya dönük şu güzel ifadeleri kullanır. Der ki, ey başkalarına ağlayan göz, bir müddet otur da kendin için ağla. Şayet bu dünya insanlar kendileri için ağlayabilselerdi kendi kalplerini ve gönüllerini bir ayna misali gözlerinin önüne koyabilselerdi bu kadar ağlama ve bu kadar gözyaşı olur muydu Kendisi için ağlamak kendi kalp aynasına bakma güzelliğinden mahrum olanlar başkalarının ahını alarak dünyayı imar edeceklerini kendilerinin de mamur olacaklarını zannederler. O yüzden Mevlana önce kendimiz için ağlamak, kendi günahlarımız, kendi hatalarımız, kendi nisyanlarımız için ağlamayı bize vaat eder, tavsiye eder. İnleyip ağlamak kul için güçlü bir sermayedir der. İnleyip ağlamak kul için güçlü bir sermayedir. Tabii ki burada inleyip ağlamaktan kasıt, dünyevi bir takım kayıplarımız, meşgalelerimiz, insan bunun içinde ağlayabilir. Hastalıklarımız, dertlerimiz eyvallah. Ama asıl inleyip ağlamak, gönül muhasebesini yapıp da gönlümüzün kırıklarına, gönlümüzün karalarına, gönlümüzün siyahlıklarına ağlamak değil midir? Öteki dünyanın sermayesi İki gözdür der Mevlana. Öteki dünyanın sermayesi ağlayan iki gözdür. Bulut ağlamayınca, yani yağmur yağmayınca, yerdeki çimenler nasıl güler, nasıl yeşerir? Öyleyse kalbimizi, gönlümüzü yumuşatacak ve bizim merhamet adlı çınara yaklaştıracak güzellikleri gönlümüzde hissedip o gözyaşlarıyla birlikte kalbimizden Kur'an'ın ifadesiyle davranışlarımıza yansıyacak iyi ve güzel hallerin hesabını yapmamız gerekiyor. Mevlana Hazretleri'nin eserlerine baktığımız zaman burada aslında muhatap bir ferttir. Yani tabii ki cemiyete dönük ifadeleri de vardır ama asıl hem kendisini hem kendisinin yerine koymuş olduğu karşıdaki kimseye sen şöyle ol sen şunu yap sen kendinle hesap et hesaplaş ifadelerini sık sık kullanır ve bir himmete gayrete ve cesarete yönlendirir bizi eğer bir karınca süleymanlık isteğinde bulunursa şaşma onun isteğini hor görme. Sen ondaki himmete, gayrete, cesarete imrenerek bak. Yani hiç kimse "Benim elimden ne gelir?" sualini kendi kendine soramaz. Herkes "Benim elime gelenden kendimin yapması gerekenden acaba ne kadarını yapıyorum?" sualini sorar. İşte bu son demde dünyada yaşanan tüm bu sıkıntılar, dertler, kederler, gözyaşı, acı, ızdırap karşısında bir fert, bir birey olarak ben neyim ki, ne işe yararım, dünyanın mütegallibeleri, güçlüleri, kuvvetlileri, iktidar sahipleri, onlar şunu yapsınlar, onlar bunu yapsınlar sualinin cevabını biz veremeyiz. Ama şu sualin cevabını biz kendimize veririz. Ve Kur'an bunu der ki Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm Ey iman edenler önce size siz gerek. Yani önce her nefis ve herkes kendi hesabını vermek için gayret etmekle mesuldür. İşte bu nefsimizle hesaplaştığımız zaman, kendi muhasebemizi yaptığımız zaman Mevlana Hazretleri'nin Eserlerinde ortaya koyduğu o reçeteleri tek tek görürüz. Hastalığımız nedir? Hangi hastalıklara düçar oluruz? Ve bu hastalıklardan nasıl kurtuluruz? O hastalıkların adını tek tek koyar ve bizimle onları tanıştırır. Bizde insan olarak aklımızı öldüren, çarmıha geren dört vasıf vardır. Aklımızı öldürür ve bizi çarmıha gerer şehvet, hırs, çok istekte bulunmak, dünyaya dönük uzun uzun emeller taşımak ve bir de yüksek mevkiler, makamlar peşinde koşmak. Bu dört huydan birisi birimizde az, birimizde çok vardır. Birimiz bunlardan belki sonuncusuyla muhatap oluruz. Çok cevelan, müteheyyic bir ruha sahipsek işte canlı, kanlı, heyecanlı vesaire belki makam denilen illetle imtihan ediliriz. Sonra birer ki bölümde tekrar gelecek bu mesele. Ya da dünyaya dönük şunum da olsa, bunun da olsa, şunu da alsam, bunu da versem şu kadar malım olsa, bunu da biriktirsem bu tuğli emel Allah Resulü'nün diliyle Efendimiz buyurur ki kişi yaşlandıkça onda bir ömür isteği bir de mal hırsı ziyadeleşir buyurur Efendimiz. Diğeri hırsın hırs bunun bir kardeşi gibi diğeri de şehvet. Bu cinsiyet manasında, cinsellik manasında şehvet olduğu gibi Şehvetin de çok farklı yansımaları, türleri vardır. Mesela Eşrefoğlu Rumi, insanın sahip olduğu, yani insanın imtihan edildiği şehvetlerden bir tanesinin de söz şehveti olduğundan bahseder. Söz şehvetiyle de insan sınanır der. Habire konuşmak, habire laf yetiştirmek, habire sağa solu nizamat vermeye kalkmak, Bunlardan bu nefsimizi çarmıha giren, bizi öldüren hastalıklardan kurtulmanın bir yolunu Mevlana Hazretleri şöyle ifade eder. Gül, güzel kokusunu dikenle arkadaş olduğu, onun acılarına katlandığı için elde etti. Yani hayatın içerisinde Burası dünya. Sorusunun burasının dünya olduğu ifadesinin sık sık kulaklarımıza çınlaması gerekir. Evet burası dünya. Mevlana Hazretleri bir defasında hastalandığında ölümü yad eder. Eşi hanımefendi der ki: "Bey, hayırdır." biz senden daha nice uzun ömürler bekleriz. Mevlana Hazretleri der ki, hanım hayırdır, biz firavun muyuz ki dünyada böyle uzun ömürler, emeller peşinde olalım? O sebeple dünyada başımıza gelen musibetler, sıkıntılar, felaketler ve kederler, dikene sabreden gül misali bizi güzelleştirecek mi? Yoksa o başımıza gelenlerden ahu figan ederek sağla solla uğraşıp hatta takdire rıza göstermeyip ona isyan ederek dikenleşerek mi dünyadan gideceğiz? Akıllı adamların nazarında bitkilerin, ağaçların her bir yaprağı Allah'ın sıfatını, kudretini anlatan birer kitaptır der Şeyh Sadi. Nasıl her bir ağaç, her bir yaprak Allah'ın kainatta bizim ibret almamız için yarattığı bir ayetse, karşılaştığımız hadisat ve ahval de Allah'ın bizi hayatta sınadığı sınavlardır. Biraz önceki Mevlana'nın ifadesine telmihen şayet biz bu sınavlardan gülünleşmek dikenin yanında durarak gül mü olacağız yoksa dikenleşeceğiz mi? İnsanlara bu arada insanın kendisiyle imtihan edildiği gibi, sınandığı gibi insan yanındakilerle, başkalarıyla bunların herkes birbiriyle sınanır. Dünyada hepimiz birbirimizin imtihanı oluruz. Birisinde yüzlerce faziletle beraber birçok fazileti, güzelliği var ama bir de kusuru var. O ayıp, armudun sapı, üzümün çöpü gibi kınanmaz bir ayıptır. İşte bu dünyanın biraz önce Mevlana Hazretleri'nin söylediği, insanı çarmıha gelen dört huydan bir tanesi de makam sevdasına düşüp yüksek mevkiler elde etmek için gayret göstermeyi ve bu uğurda mücadele etmeyi, habire işte etrafta kulisler yapmayı, ayak kaydırmayı vesaire tüm bu davranışları Mevlana Hazretleri şöyle anlatır. Sofranın etrafında yüz kişi oturur. Yemek yerde başkan olmak isteyen iki kişi dünyaya sığmaz. Dünyaya hakim olmak, güç ve kudreti elde etmek, güç ve kudreti elde ederken herhangi bir ilke ve prensibi göz ardı etmeden zalim olmak. Yaşadığımız son dönemdeki ahvalin adı da budur. İnsanın elde edebileceği en büyük güç ve kudret, kendi nefsine karşı galibiyet elde edebileceği güç ve kudrettir. Nefsimize karşı galibiyet elde ettik mi, dünyanın bu ayırtıcı, ayartıcı hiçbir ayak kaydırıcı zemini bizim ayağımızı kaydıramaz. Mevlana Hazretleri, acaba ilimle bu iş olur mu? Yani ilimle biz bilgiyle işte bütün bu nefsimizin ayartıcı hallerinden kurtulabilir miyiz? Ne yaparız, nasıl yaparız sorusuna dair verdiği bir kısım cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sözde kalan bilgi ruhsuzdur gönüle akseden, gönlü nurlandıran bilgi insana yar olur, yararlı olur. Bilginin çok fazla olduğu bir çağdayız. Ve bilgi artık o kadar kolay, o kadar yaygın ki ama bu bilgi acaba bizi, insanları ve insanlığı ne hale getirdi? Sorusuna çok fazla kafa yormamız gerekiyor. Marifeti kaybettik, malumata aşık olduk. Dolayısıyla marifeti kaybedip malumata aşık olan insanlar daha fazla insanı nasıl öldürebiliriz? Bir yere bomba attığımız zaman bu bombadan sadece insanlar zarar görsün. Oradaki insanlar ölsün, ama eşya zarar görmesinin bilgisinin peşinde koşan bir çağda ve bir zamanda yaşıyoruz. Ama acaba gönlü akseden, gönlü nurlandıran bilgi nerede? Bugün modern eğitim sistemi ve modern bilgi felsefesi insana şeylerin bilgisini öğretmek için ciddi gayret gösteriyor. Ancak gönlün ve kalbin bilgisini öğrenmek bunun talebesi olmak Kur'an'ın ifadesiyle ancak Allah'a karşı haşyet duyan gönüller Allah'ın vermiş olduğu ilimle marifet bulanlardır. Ayetine mutabık bir hayattan çok uzak olduğumuz görülüyor. Bedene vuran bedende kalan bilgi sahibine sadece yüktür mayası bozuk bir adama ilim ve fen öğretmek, yol kesen bir hayduda kılıç vermek gibidir. Araplar buna affınıza sığınarak söylüyorum, öküzün boynuna gerdanlık takmak olarak söyler. Ol sebeple de Risalet Pena Efendimizin hadislerini derleyen temel hadis kaynaklarımızın başlangıç hadisi inne amalu bin niyattır. Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir hadisini kötü olan amelleri ameller yaparken iyi niyet taşıdığımızı iddia ederek temizlemek değildir. Mahsa Allah'ın kötü dediği bir şey iyi olamaz. Ama iyi olan davranışlar hüsnü niyetle, ihlasla yapılmazsa insan için kötülüğe dönüşebilir mi? Evet dönüşebilir. O sebeple sahabe-i kiram efendilerimiz sık sık birbirine karşılaştıklarında, birbirleriyle oturduklarında niyetlerini tasih eylerlermiş. Acaba benim yaptığım bu amel riya için midir? Görsünler diye mi yapılır? Acaba benim bu yaptığım amel süm'a dediğimiz kalbin ikinci hastalığı duysunlar, işitsinler diye midir? Acaba bu benim yaptığım amel Ocbe dediğimiz kalbin diğer bir üçüncü hastalığı olan gönlüm kalbim gururlansın. Vay be sen de bunu yapıyorsun. Ne müthiş bir şeysin. Bunun için midir acaba? Ama bu üç tane hastalık var diye de iyi ve güzel amelleri, cemiyet içerisinde güzel davranışlarda bulunmakta kaçınacak mıyız? Hayır. Ama sık sık birbirimize yaptığımız işlerde kimin rızasına ve niçin yaptığımızı hatırlatmakla mükellef olacağız. Dolayısıyla bedene vuran bilgi bedende sahibine yüktür der. Kur'an da bunu nasıl anlatır? Yine kusura bakmayın. Onlar der kitap yüklü merkeplerdir. Niyetin düzen düzgün olabilmesi, düzgün niyetli bir insan olabilmek, ihlaslı bir insan olabilmek ancak nefsimizle mücadele etmekle mümkündür. En büyük mücadeleyi kendimizin gözümüzün önüne koyarak kendimizle yapabilmek. Nefsin isteklerini diyor Mevlana Hazretleri, nefsin isteklerini terk etmek, sapa sağlam bir kulptur. Bu kulp ruhu göklere çeker çıkarır. Bunu yaparken göklere doğru ruhumuzu çıkartırken etrafımızda bizim altımızdan yukarı doğru itecek, kolumuzdan tutacak, bizi yukarı çıkacak dostlara da ihtiyacımız vardır. Topluma, insanlara dost ol. Bir dost bulamaz isen, heykel yapanlar gibi kendine taştan bir dost inşa et, dost yap der.'' Ama dost olabilmek, dost bulabilmek önce insanın kendinle dost olmasına bağlıdır. İnsan kendisiyle dost olabilirse başkalarına karşı da dost olabilir. Yoksa dışarıdan herkesin kendisine samimi, candan arkadaş olmasını, dost olmasını isteyen kimse evvelen kendi kalbiyle dost olup olmadığını sorması gerekir. Şu insanın şöyle hatası var, şu şöyle kusurlu, bunun şöyle yanlışı var, bundan adam olmaz bilmem falan gibi laflar söylerken acaba kendimizin kemaliyle aramız nasıl, ne hale geldik, ne haldeyiz? Ol sebeple de Mevlana Hazretleri der ki, öyle hareket et ki başkalarının ağzı gece gündüz sana dua etsin başkalarının ağzı gece gündüz senden hayırla bahsetip hayırla sana duada bulunsun. Bu gayretle, himmetle biraz önce anlatılan işte İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali bir himmetle mümkün olur ama bunun diğer bir boyutu nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allahum elhamni Allah'ım kalbime, gönlüme kendi rüştünü ilham eyle diye inayeti ilahiyeye de sığınmak gerekir. Kendimiz için, kendi ıslahımız için Allah'a dua etmek. Günahlarımızın affı için Allah'a dua ediyoruz. Af istiyoruz, mağfiret istiyoruz ama aynı zamanda Allah'ın beni de ıslah eyle diye bu istekte bulunmak. Kanla bağırsakla dolu bu et yığınına bu bedene aklı anlayışı senin lütfundan senin ikramından başka kim bağışlayabilir Allah'ım diyorum evlana kanla bağırsakla dolu bu et yığınına bu bedene aklı anlayışı senin lütfundan senin ikramından başka kim bağışlayabilir sonra bu duadan sonra ilahi rüştü Allah'tan inayet eyledikten sonra kendi noksanını gören kişi olgunlaşmaya kemale doğru on at çatlatarak koşar. Kendi ayıbını gözünün önüne götürebilen kişi kendi kemaline doğru on at çatlatarak koşmuş gibidir. Bize gurbet değildir. Evvelen Efendimiz kendi kemalimizi bulabilmemiz için dünyanın Kur'an'ın ifadesiyle bir oyun ve eğlenceden ibaret geçici bir meta olduğunu aklımızın tam ortasına gönlümüzün tüm benliğine yerleştirmemiz gerektiğini ifade eder bize gurbet değildir. dar dünya, dar ukva ukba. Mematı sevmemekte affolunmaz bir hatamız var, der bir şair. Mevlana Hazretleri değil tabii bu. Düşünsek biz, ölümden korkmamak lazım gelir. Zira yerin altında, üstünden ziyade akrabamız vardır, der. Ve Mevlana Hazretleri bu dünyanın peşinde koşan... Dünyanın metaını kalbinin gayesi yapan insana der ki, Ey yiyecek peşinde koşan kimse, yiyecek için çırpınıp duran kişi, lokma peşinde koşarken zaman timsahından emin olma. Onun seni ne zaman yakalayacağını bil, bilemiyorsun. Dünya nedir? Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa insanın eşi, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü olur. Bunlar dünyanın metaıdır. Ama metağın yeri neresidir sorusuna verilecek cevap Allah'tan gaflete vesile olmamasıdır. İnsanların kendilerini feda etmelerine hayret edilir. Şaşılır. Fakat her birimiz kendimizi bir huya feda etmişizdir. Yani kimimiz kendi nefsine, kendi hırsına, kimimiz dünya malına, kimimiz şehvete kendimizi kaptırmışız, gideriz diyor Mevlana Hazretleri. Ve burada ifade ettiği şey nedir? Tevazu ahlakına sahip olarak yani meşhur mutazafıfların benzetmesiyle toprak olmak ve toprakta renk renk güllerin yetiştiğini unutmamaktır. Ey Müslüman, edep nedir? Dersen bil ki edep, edepsizlerin işlerine, kabalıklarına sabretmekten ibarettir. Güzel huylu kişi onlara tahammül etmeye gayret eder. bir şairin ifadesiyle şayet rastlamasaydık bizler edepsizlere affetmenin zevkini kim verirdi bizlere? Dünyada gözüken asıl cemale hayran olmak bahsine dahil olur Mevlana Hazretleri. Dünyada görülen her yakışıklı gencin i̇bn Fariz'den alıntıyla söylüyoruz bunu tabi Ve güzel kadının güzelliği hep hak tarafından iğreti verilmiş güzellikten bir yansımadır. Bütün kemal, bütün güzellikler Allah'ın cemalinden dağılmış hardal taneleri gibidir. O yüzden cemal sahiplerinin cemaline bir gurur haliyle değil de Rahman bana bunu lütfetmiş, lütfuna hamd eder, sahibine şükrederiz diyebilmektir. Nice ehliyetli kişiler vardır ki der Mevlana bu o dört tane çarmıhtan bir tanesi de hırstan bahsetmiştik ya hasetten bahsetmiştik. Nice ehliyetli kişiler vardır ki haset yüzünden yani başkalarının ellerindeki nimetler ve güzellikler Allah'ın lütfettiği nice alimler nice arif rütbesi elbisesi giymiş kimseler vardır ki haset yüzünden ehliyetlerini, ilimlerini kaybetmişlerdir. Yani surata bir ilimleri vardır. Fakat haset onu hale getirmiştir ki hep başkasının elindekini görmek, hep onun elindekinin mahvolmasını istemek. Allah Resulü'nün ifadesiyle el hasedu hasenat. Yani haset tüm iyi ve güzel şeyleri yıkar bitirir. Allah'ın layık gördüğünü, Allah'ın lütfettiğini haşa ve kella verene midir kahrın? Verene midir senin isyanın? O vermiş. Şayet sen de istiyorsan karşıdakinin kemalinin ziyadeleşmesini içten gelen bir nida ile Allah'a arz et. Ya Rabbi bana da lütfet der ve Mevlana der de ve Mevlana Hazretlerinin de ifade ettiği gibi kendi noksanının kemali için koşturmaya bak. Hazinesi bol olan o, hazinesi bol olan ondan başkası yoksa başkasından, başkasına kötü nazarla bakmak, kötü niyetle bakmak. O niye böyle yapıyor, onun niye şunu var, onun niye bunu var hesabına düşmeden kalbi saflaştırmak, hasedi hasenata çevirmek. Edep, terbiye, iyi huy, Allah'ın nurundan bir taç gibidir. Onu başına koy. İstediğin yere git. Her yerde itibar görürsün. Bir gayrimüslim de olsa, İslam'ın güzel ahlakından bir bölümünü taşırmış olsa, taşıdığında, biz bile ne yaparız? Allah Allah. Şu hal ne güzel deriz, değil mi? Mesela çok meşhur bir örnektir. İşte bu Filistin'de oranın asıl halkının evleri yıkılırken bir buldozerin önüne geçerek buna karşı duran, isyan eden Rachel Corrie isimli bir kadının duruşu, bir hanımefendinin duruşu ve o uğurda gösterdiği mücadeleyi biz ne yaparız? Her defasında imrenerek anlatırız. Çünkü kemali hal her halde İnsanların hem hal olmak istediği bir haldir. Kemali hale sahip olmak. Ben diyorum evliana hazretlerim, insanların çalışıp çabaladıkları, dilinip durdukları bu arayış dünyasında iyi huydan, güzel ahlaktan daha güzel bir sermaye görmedim. Ve bunu elde etmenin bir yolu olarak görülen Tarikatı ve tasavvufu da Mevlana Hazretleri şöyle ifade eder. Tarikat hak yolunda yürümek insanlara hizmetten yararlı olmaktan başka bir şey değildir. Yoksa tesbih çekmek, çok çok namaz kılmak, efendim sufi elbiseleri giymek tarikat değildir der Mevlana Hazretleri. İşte o tarikat meşrebinin Temel maksadı ve gayesi de nedir? Tek başına kaldığında nefis terbiyesini beceremeyen insana yolu göstermek, yoldaşlar eylemek, bir de rehbere vesile kılmaktır. Sana içten içe bir oyalanma, bir gönül meşguliyeti versin de bundan sonra dışarıdaki insanlarla uğraşmaktan ve herkesin ayıbıyla, hatasıyla kavgasıyla uğraşmaktan seni çekip kurtarsın bu meşgale. Dünyada en huzursuz ve bahtsız kimse der Mevlana Hazretleri başkalarının elindeki iyilerle iyiliklerle hasededen ve kin tutan kimsedir diye buyurur. Efendim ikmal ediyorum. Vaktimizi de aşmayalım. <laughs> der ki Mevlana bu dünyadaki elde ettiği nimetlerle huzur bulacağını zanneden çokça neşelenen kimse. Değil mi modern, modern hayat bunun evrağı? Habire kendimizi şımartalım. Kendimizi şımartmak. Evet insan dünyadaki bir takım zevklerle mesrur olabilir, surur bulabilir. Fakat bu mesuriyet ne kadardır? Başkalarının yaşadığı menfi halleri unutmamıza vesile olacak. Başkalarının kara kara bürünmüş hallerini unutmamıza vesile olacak mı? Yani Gazze'de bütün bu sıkıntılar yaşanırken çocuklar açlık ve sefaletle imtihan edilirken, üzerlerine bombalar yağarken Happy Birthday'ler çokça böyle bağırarak, çağırarak efendim her yerde paylaşılarak söylenmeye devam edecek mi? Bu dünyada bizim neşemiz neye benzer? Kasap dükkanında kuzunun oynamasına. Son olarak artık Mevlana Hazretlerinin tevafuk burada geldi. Bitireyim demiştik. Sükuta dair, susmaya dair ben de kendime söylemiş olayım bunu. Sükuta dair şu güzel ifadeleriyle efendim huzurdan müsaade isteyelim. Susmak denizdir. Söz söylemekse ırmağa benzer. Susmak denizdir. Söz söylemekse ırmağa benzer. Sükutla sözümüz bazen daha tesirli.